İyi günler arkadaşlar. Ne zamandır istiyordunuz bir oyun dizayn tasarım dokümantasyonu benim yapmış olduğum örnek üzerinden gidip normalde de nasıl işlenebileceği ile alakalı konuşalım istedim. Normalde dizayn dokümantasyonları böyle doc veya daha yazısal daha düz bir şekilde hazırlanıyor pdf tarzında. Ben o kadar yazılarla alakam olmadığı ve görsel olarak görmek istediğim için düzeneyi Miro isminde programı kullanıyorum. Önce istiyorsanız çok kısa Miro'yu tanıtayım size. Arkadaşlar Miro temelde bir çalışma alanı ve çokça kullanılır büyük şirketler tarafından da küçük indirler tarafından da bağımsız oyunla alakalı olmayan daha şirketsel işler için de. Ücretsiz bir uygulama. İki tane proje açabiliyorsunuz ücretsizken. Arkadaşlarınızı davet edip aynı alanda aynı anda çalışabiliyorsunuz. Hani mouse falan gözüküyor. Ne diyalog kurabiliyorsunuz. Ve yüzlerce neredeyse sizin bir şeyleri oluşturmanız için sistemler var. İsterseniz YouTube videoları yükleyebiliyorsunuz. Burada hani onlar gözüküyor küçük olarak. İstiyorsanız böyle komentler, şekiller, resimler upload edebiliyorsunuz. Mobilde de var, PC'de de var, uygulaması da var, webde de var. Muhteşem bir şey. Burada oluşturdum ben. İstiyorsanız oyun tasarım dokümantasyonunda ne gibi özelliklere dikkat ettim ve nasıl tasarladım onu konuşalım. Hatta ondan önce neden oyun dizayn dokümantasyonuna ihtiyacımız var onu tabii ki anlatmamız gerekiyor. Arkadaşlar özellikle oyun gibi kompleks, aşırı kompleks ve bütün sistemlerin iç iç olduğu yapıda bir şey oluşturmak istiyorsanız tabii ki sizin çok düzgün bir şekilde bir çalışma düzeninizin, bir workflow'unuzun olması gerekiyor. Eğer olmazsa kafanızda bir örneğin proje var ve diyorsunuz ki ya bu proje kesin tutar. İşte bu benim hayal projem. Bir gün oturuyorsunuz başına iki buçuk saat sonra şey olduğunu fark ediyorsunuz. Aa ben bunu nasıl yapacağım şimdi? Çok fazla şey var. Veya bir oyun yapıyorsunuz ve zombilere hasar vuracaksınız. Kaç hasar vuracaksın? Ya 5-10 bir şey işte 5-10 bir şey değil. Orada spesifik bir sayının olması yazıyor. O mermi örneğin ne kadar sürede yenileniyor. O silah ne kadar mermi alıyor. Düşmanın kaç canı var. Düşman kritik hasar yiyebiliyor mu? Düşmanın neresi ne kadar hasar yediriyor? Bir mermi kaç para? Bilmem ne yani. Yüzlerce şey var. Bunların hepsini yazmanız gerekiyor. Bir yerde durması gerekiyor ki siz daha sonradan bu sistemi genişletebilmeli. Aynı zamanda da geliştirebilmelisiniz. İstiyorsanız oyun dizayn dokümantasyonunda ben bunu 3 ya da 4 tane dizayn dökümantasyonun kendime göre birleştirerek oluşturdum paylaşabilsem paylaşabilirdim sizle. Ama üzerinden gittikçe siz de Miro'da veya Dok'ta falan kendiniz oluşturabilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız geçelim. En baştan başlayalım. Summary. Summary dediğimiz kısım özeti aslında. Yani oyunun temelde ne anlattığını çok kısaca açıklıyor. Summary kısmında ben şöyle şey koydum. Karşısına. Buraya arkadaşlar 3-4 cümlede oyunun özetini açıklanması. Yani oyun özeti derken örneğin çiftlik oyunu bitki yetiştiriyorsun. Aynı zamanda düşmanlar üzerine geliyor. O düşmanları öldürmek için kuleler ve araç gereçler satın alabiliyorsun. Ve silahların var gibi. Hani burada bütün oyunun temelde ne yapmak istediğini ve ne yaptığını özet geçiyorsunuz. Bu unique feature dediği şey bu oyunu satmak için ya bu oyunu özel yapan şey ne? Diğer oyunlardan ayıran şey ne? Mesela ben az önce bir örnek verdim istiyorsanız hep bu örnekten gideyim aklıma geldi mesela şöyle bir oyun düşünün. Bitki yetiştiriyorsunuz. O bitkileri istiyorsanız satabiliyorsunuz. İstiyorsanız da o alanınızı çiftliğinizi koruyacak şeyi dönüştürüyorsunuz. Mesela bu çok güzel bir unique bir feature değil mi? Unique bir özellik. Feature özellik demek. Umarım doğru almışımdır feature'ı. E. Orada arkadaşlar tabii ki her oyunda sizin oyununuzun özel bir yanı olması gerekiyor. Yani atıyorum siz 5 sene uğraşıyorsunuz. Witcher 3'ün çok daha vasat bir versiyonunu yapıyorsunuz. Kim Witcher 3'ün daha vasat bir versiyonunu almak ister ki Witcher 3 oynamak varken? Mesela hani orada sizin oyununuzu özel yapan şeyi bulmanız gerekiyor. Daha tabii ki esinlenmelisiniz. Aynı türden gitmelisiniz. Zaten hiç kimse o kadar yaratıcı değil. Zaten herkes de öyle yapıyor. Ama önemli olan şey ona kendinizden bir şeyler katabilmek. MVP dediğin şey de zaten bu oyunu özel yapan şey. Spesifik olarak bir şey arkadaşlar. Öne çıkaran özelliği bir tane. Mesela benim oyunumda anlattığım oyunda nedir? MVP olan özellik şey olabilir mesela. Bitki yetiştirmeyi kule savunmayla birleştirmek. MVP özelliği. Ve hani bu MVP özelliği geliştirip en odak noktası haline bunu getirmeniz gerekiyor. Şöyle tatlı mı tatlı bir şeyler koymuşum. İstiyorsanız bir videoda Miro nasıl daha iyi kullanılır bununla alakalı da bir şeyler çekebilirim. Çünkü ben 2 yıl aşkındır bakıyorum. O nedenle az buçuk nerede ne var hepsini biliyorum. Hikaye. Ben hikayeyi normalde hiç önemsemem. Ama tabii ki buradaki hikayeden kastımız oyunun oyuncuya anlatısı aslında. Birincisi karakterler. Varsa karakterleri ve görselleri buraya konulabilir. Tabii bu alan büyütülebilir. Şey gibi bir şey değil bu. Hani A bu, bu, kadar yeri var falan asla. Hani hatta zaten bunun çok daha ne bileyim hepsinin şu kadar falan olması gerekiyor detay olarak. Bu çok özetin özeti bir şey çevre. Yani sadece nerede ne olacak temel yazım var burada. Karakterler varsa karakter ve görselleri. Burada karakter dediğimizde aklımıza tabi FPS, TPS sesli Last of Us eli Joel gelmesin yani. Daha da basit şeyler de olabilir. Sizin çizgiye çöp adamınız da bir karakter olabilir tabii ki. Yani onun görsellerini buraya koyup ilerleyen zamanda detaylandırmak güzel olur. Tabii ben yazılımcı perspektifinden anlatıyorum. Burada tasarımcı arkadaşlarınız kendi skeçlerini, kendi çizimlerini, tasarımlarını koyup onların üzerinden hangisi daha iyi olabilir gibi detaylara da inebilir. Settings kısmına girecek olursak zaten benim story'den kastım anlatı yani. Burada settings ve naratif benim için daha önemli. Karakter Olsa olmasa benim için çok önemli değil de. Ben oyunlarda daha çok eğlence fana odaklı bir insanım. Setting arkadaşlar. Çevre. Yani hangi çevrede karakteri yani oyuncuyu barındıracaksın. Nasıl bir dünya olacak. Mesela benim dünyamda daha yeşil ormanın belki biraz içerisinde öyle bir dünyası var. Durumu ne işte belki gökyüzü değişiyor. Belki gece gündüz olayları oluyor falan. Settings'den kastı işte çevrenin dünya şeklinin durumun oradaki hani Atıyorum sizin oyununuzda veba vardır ve etraf vebalıdır. Buna göre tabi burada bir çevre tasarımıyla alakalı imajlar veya referans fotoğrafları koyabilirsiniz. Naratif de oyunun sunumu. Hani mesela bazı oyun kendini çok ciddiye alarak anlatır. Kimi çok troll anlatır mesela Borderlands gibi. Kimi de mesela neredeyse hiçbir şey anlatmaz. Yani oyuncuyu içine bırakır sadece hiçbir şey yapmaz. Ya Burada çok farklı anlatı biçimleri var. narratif biçimleri. Burada mesela belki siz bir korku oyunu yapıyorsunuz ve karakter kendi ağzından bir şeyler söylüyor. Oradan yönlendiriyorsunuz veya bir Tanrı bakış açısı var ve hikayeyi çok başka biri anlatıyor. Bunu da en baştan belirlemek çok mantıklı çünkü oyunu bunun üzerine kurduğunuz için temelde bu iki yapının üzerine. O nedenle önemli arkadaşlar. Copy of Story. Copy, copy demesinin sebebi Ctrl-C, Ctrl-V yaptığım için. Zamanen böyle yaptığımda aynısı olacak aynen. Copy of levels. Level'lar. Bu level'ları da 3'e ayırdım. Level progression. Yani level nasıl ilerleyecek? Bir sonraki seviyeye nasıl geçecek? Bir sonraki seviye olmayabilir. Aynı bölümde gidebilirsiniz ama level'lar nasıl ilerleyecek? Oyun nasıl ilerleyecek? Çevre nasıl değişecek? Nasıl bir ilerleyiş içerisinde olacak? Karakter. Onu buraya yansıtmamız gerekiyor. Environment tabii ki çevre tasarım ve asetleri. Burada onların image'ları, görselleri, videoları, referansları her şey burada olmalı. Yani burası aslında bir noktada settings'in daha detaylandırılmış biçimi. Level design dokümantasyonu oluşturabilirsiniz. Çok farklı bir alan. Yani tek başına bir anlatı, tek başına bir çok büyük bir alan aslında level design konusu da. Benim de çok iyi olmadığım bir konu. Eğer bir level design dokümantasyonunuz varsa onu da buraya koyabilirsiniz. Veya level'lar nasıl gözükecek onu buraya yapabilirsiniz. Art kısmına gelecek olursak arkadaşlar sanat bakış açısı ve tarzı diye demişim. Mesela burada benim gibi sanat konusunda da zayıfsanız mesela güzel bir post process efekti, güzel bir e, lut falan bulup daha hoş bir yapıya çekebilirsiniz görselleri veya daha stilize şeyler tercih edebilirsiniz veya daha şey shader'lar oluyor atıyorum dışa outline atıyor, karakteri daha böyle yine borderlar örnek vereyim. Orada herkesin dışında bir karikatür gibi çizgiler vardır gibi. Tarzı odur mesela veya işte efektlerin kullanım biçimi. Burada hani oyunun biraz daha ciddiyetine, biraz daha anlatı şekline göre değişen bir şey sanat bakış açısı tabii. Bir de Art Bible diye bir şey vardır. O da sanat tasarısının oluşturulduğu lig. Aynı şey gibi oluşturulabiliyor. Level Design Dokümantasyonu gibi. Yine benim çok alanım olmadığı için. Sizin ekibinizde tasarımcı arkadaşlar varsa bunlarla ilgilenecektir. Veya siz de kabaca yazarsınız. Bu özetle burada sadece ne olduğu yazıyor. Ses kısmı. Ses kullanımı ve özet Şeklinde yani hangi nasıl müzikler tercih edeceksin nasıl ses efektleri tercih etsin Nerede nasıl ses efektleri gelecek Level geçtin şu ses efekti şurayı yaptım bu ses efekti Ses efektlerin pitchi Veya işte oradaki o volume nasıl ayarlanacak gibi Yine varsa bir ses tasarısına Oluşturup başka bir alanda veya burada da oluşturabilirsiniz Yine çok önemli bir konu ses arkadaşlar Bir anlatınız varsa ses olarak ya yani belki yoğunlukla anlatınız var Olabilir Oyun yapınız öyle olabilir. Onu da buraya detaylandırmanız gerekiyor tabii ki. Oyundaki fark ettiyseniz arkadaşlar bir oyunda bulunan her şey var burada. Gerçekten iyi bir şey hazırladığımı düşünüyorum. Burada arkadaşlar şu ikisini sona bırakacağım. Buraya en son ve daha mantıklı girmek istiyorum. Çünkü marketing ve analiz kısmı daha şey yapılıyor. Benim asıl zaten uzmanlaşmak istediğim ve önemsediğim kısma geçelim. Gameplay. Gameplay'de arkadaşlar 4 kısma ayırdım. Design pillar'lar, örnek aldığı oyun sistemlerinin temelleri. Burada mesela dersin ki çiftlik oyunu için Plant vs Zombies'teki çiftlik savunma mekaniği veya atıyorum bilmem ne oyundaki tower defense mekaniği veya bilmem ne oyundaki farming mekaniği. Alırsın hatta oyunları da oynarsın. Buraya detaylandırırsın. Örnek aldığın oyunların design pillar'larını. Pillar dediği şey kolondur aslında. Yani senin sistemini kurduğun şey. Core Game Loop. Temel oyun döngüsü. En önemli şey budur arkadaşlar bu oyunda. Kalan her şey çok iyi olsun. Bu kötü olduğu sürece hiçbir anlamı olmaz. Bu iyi olur. Hepsi kötü olursa yine de oyun oynanabilir bu arada. Temel oyun döngüsü çok iyi olan ama geri kalan pek de önemli olmayan ne vardı? Mesela Vampire Survivors. Değil mi? Vampire Survivors çok iyi bir oyun. Ama baktığın zaman onun dışında neredeyse hiçbir şey yok. Çok hani yavan yani bir anlatısı var. Kalan kısımda. Temel oyun döngüsü temelde şu şekildedir arkadaşlar. Oyun başlar, bir ok, aksiyon yaşanır, bir olay olur. Karakter bir şey tercih tercihine sunulur genelde. Bir şey yapar, bir sonuç alır, başka bir şey yapar, sonuç alır ve bu sonuçların doğrultusunda genelde tekrar bu aksiyona döner. Gibi veya bu detaylandırılabilir. Örneğin mesela ben kendi çiftlik oyunumda hemen bir core loop oluşturayım zihnimde. Çok zamanımızı almadan. Gece gündüz döngüsü olsun. Sabah oldu. Sabah bitkileri ekiyorsun. Bitkilerin tohumlarını alıyorsun. Orada bir tercih var. Tohumu eline alıyorsun. Ekiyorsun toprağa. Bir gün içinde büyüdüğünü düşünün bitkiden. Hızlı büyüdüğünü düşünün Birkaç dakika. Aynı zamanda arkadaşlar sulamanız ve gübrelemeniz gerekiyor. Böyle bir döngü var. Bunları yapıyorsunuz. Bunları yaparken aynı zamanda da tavmalarınızı gidip geliştirip düşmanlara karşı düzenek kuruyorsunuz mesela. Ve gece oluyor. Gece olunca da silahınızı çekip çatışıyorsunuz gibi. Orada mesela aksiyon nedir? Hangi bitkiyi ekeceğindir? Sulama ve gübreleme konusunda su ve gübre aldın mı mesela odur. Orada küçük bir ekonomik oyun yapabilirsin dinince. Bunu şu an uyduruyorum bu arada bu oyunu. Bu şekilde yani. Bu core game loop temel oyun döngüsü çok önemli arkadaşlar. Eğlenceli olmalı ki oyuncu sürekli içinde dönebilmeli. Yani çünkü 3 dakika sonra sıkılabilir ister istemez mekanikler ve dinamikler. Dinamik normalde çok insanların bahsetmediği bir şey. Ben çok seviyorum dinamik yapısını. Mesela mekanikler arkadaşlar oyunun bütün mekanikleri. Burada her şeyin detaylandırılıp yazılması gerekiyor. Örneğin bir mekanik düşünün. Mekanik nedir? Mesela tohumu ekmektir. Başka mekanik bitkinin çıkmasıdır. Başka mekanik sulamak ve gübrelemek doğrultusunda bitkinin kalitesini değiştirmesin. Başka mekanik Taret yerleştirmedir oradaki building sistemidir Başka bir mekanik düşmanınları Ateş etmesidir taretlerin sizin ateş etmenizdir düşmanların Ne şey yapmasıdır gibi bunların hepsi birer mekaniktir Dinamik ise mekanikler birbirlerine ne kadar iyi bağlı ve ne kadar iyi hissettiriyor örneğin Bitki seçme mekaniği ile Bitki toplama Dönütü Arasında nasıl bir dinamik var veya bitki toplamayla Kule yerleştirme arasında nasıl bir dinamik var belki mesela orada mısırlar toplandığında o mısırları belli bir tavır tipine dönüştürebilirsin örneğin. Orada senin mısır ekip atıyorum mısır veya patates ekmekle nasıl kuleler oluşturabileceğin arasında bir döngü sağlayabilirsin mesela. Bu tarz yapılar kurarak çok güzel dinamikler oluşturup oyununuzun tadına tat canlı canlı katabilirsiniz. En önemli kısım budur. Bura çok detaylandırılması gereken bir yer, biraz pratik yapmanız gereken bir yer. Daha sonra tabii UI var. UI nasıl gözükecek? Nerede olacak? Nasıl bir davranış olacak? Çok mu gizlenecek? Kapanabilecek mi? Tuşla mı açılacak? Quest olacak mı? Tab'a basınca mı gelecek? Envanter olacak mı? Şu bu değil mi? Mesela UI çok önemli. Aynı zamanda tabii şey. Ana menü. House menüsü falan. Onlar da var. Sistem arkadaşlar. Oyun hangi sistemlere hitap edecek? Bu önemli. Sistemden kastımız burada nedir? düşük PC gereksinimi, orta PC gereksinimi, yüksek PC, mobil cihaz. Bunlar çok önemli. Burası sadece UI gibi düşünmeyin. Burası genel UI sistem ve options. Sen yani tek tek ayırmadığım için üçünü aynı yere koydum. Bu da önemli. Mesela Xbox'da olacak mı? PlayStation olacak mı? Xbox'ta olacaksa kontrolcüye göre de yapmanız gerekiyor gibi. Optionlar ve kontrollerde nasıl ayarlar barındıracağı. Mesela renk körü modu olacak mı? Mesela bazı oyunlarda engeller için modlar oluyor. Örneğin Kontrollerde nasıl kontrollere sahip olacağı, bu da işte güncel o tarz oyunlardan alıp yapılması gereken bir şey. Kontroller kötüyse bir oyun oynanmaz bu arada. Ne kadar iyi olursa olsun, bu da çok önemli bir konu. Şimdi burada da arkadaşlar, son olarak insanların çok görmezden geldiği, ama oyununuzun başarılı olması için yapmanız gereken bir noktada da keyifsiz konular var. Şuraya en azından veya şura. Hedeflediğin kitle kim? İyice bunu bir araştırman lazım. Açık var mı o oyuna dair? Veya ihtiyaç duyuluyor mu? Mesela dediğim gibi bir çiftlik oyunu ve tower defense oyununa hayır der mi insanlar? Evet der mi? Bunun için ne yapabilirsin? Küçük bir demo yaparsın. Twitter'da bir ateşlersin. Bakarsın nasıl bir retention, nasıl bir geri dönüş oluyor. Reddit'e girersin. Bu konuda alakalı subredditlere yazarsın. Ya böyle böyle bir oyun yapıyorum. Sizce nasıl bir oyun falan gibi. Çok da bütün fikirlerinizi açığa çıkarmadan hedeflediğin kitleyi iyice belirlersin. Dersin ki ha benim kitlem bu 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 adamlar. Bu bu adamlar bunlardan hoşlanıyor ve buralarda bulunuyorlar. O zaman benim buralara göre araştırıp nasıl oyunlar oynadığına da bakıp hatta fikirler alıp kendimi geliştirip o tarz üretim yapmalıyım. Hedeflenen cihaz çok önemli. Ona göre optimizasyon, ona göre aset seçimi yapman lazım. Atıyorum sen projeni bütün level'ın 50 megabayt psx grafiklik ork oyunu yapıyorsun 70 megabaytlık anahtar fbx indiriyorsun olur mu olmaz saçma olur gibi Yani burada hedeflenen cihazlarda Senin oyunun nasıl bir yapısı olacağını ne kadar uzağa renderlayacağını falan düşünüp Tasarlaman gerekiyor en baştan bunların hepsi En baştan olacak arkadaşlar Ben birinci haftada bunu yaptım ikinci haftada bunu yaptım diye bir şey yok kesinlikle Ona özen gösterelim Ve hedef bütçe eldeki kaynağın ne? Ha sen öğrencisindir ya dersin ki benim kaynağım zamanım. Ben buna zaman vereceğim ve şunu düşünürsün. Her zaman bir backup planın yedek planın olsun. O oyun başarısız olsa bile ben bunun içerisinde bir sürü öğrenme gerçekleştirebilirim. Asla hiçbir zaman işinizden falan istifa edip öyle hani doktor öğretmen arkadaşlar oluyor. Ya hocam ne zaman istifayı verip oyun yapıyoruz. Ben de öğretmenim bu arada. İstifayı verip oyun yapmıyoruz arkadaşlar. Çalışıyorken çalışmamızın zamanı dışında yapıyoruz. Tabi buradaki budget eldeki bütçe mantığı daha şirketler için uygun bir şey. Burada siz şöyle düşünmeniz gerekiyor. En temelde aslında buradaki anlatmak istediğim şu. Atıyorum bir aset paketi var. 2000 lira. Sizin çevre asetlerinizle alakalı veya efekt asetleriyle alakalı probleminizi neredeyse tamamen çözecek. Şimdi ona 2000 lira verip zamandan tasarruf etmek mi? Yoksa atıyorum 50 saat uğraşıp Blender öğrenmek mi? 2000 lira vermek daha mantıklı gibi. Burada hani zamanı ve parayı düzgün ayarlamanız gerekiyor. Ve son olarak arkadaşlar son iki olarak marketteki analizi çıkarmanız gerekiyor. Rakipleriniz ne durumda? Marketin durumu ne durumda? Satın alabilecek kadar çok kişi var mı? Daha analiz kısmı. Burada belirliyorsun sadece. abim benim hedef kitlem strateji oyunu ve çiftlik oyunu seven insanlar. Tamam. Burada diyorsun ki Rakiplerim ne durumda? Şu anda bununla alakalı nasıl oyunlar yapılıyor? Market nasıl bir durumda? Yani benim oyunuma ihtiyaç satın alma olacak mı? Gibi. Technical analiz dediği şey hiç denememiş özellik teknolojiler. Ya bunu zaten kullanmazsınız. Daha VR AR için yazmıştım. Daha farklı yaklaşımlar veya çok farklı bir anlatı şekli falan. Teknik analiz kısmı çok önemli değil yani. Sonuçta bunu çok kullanmayacağız. Tabi burada çok önemli legal durumlar var. Atıyorum. Sizin kullandığınız asetler, ses efektleri falan yasal olarak ne durumda? Onların zaten hep bir detaylarında şey açıklaması bulunuyor. Atıyorum der ki adam. Benim adımı geçirmene bile gerek yok. İstediğin gibi kullanabilirsin. Gönlünce değiştirebilirsin. Kimi der ki benim adımı geçirsen yeter kafana göre. Kimi der ki bunu kullanırsan bu aseti %5 pay alırım sonra da. Ha sen sanarsın ki bu kesinlikle ortaya çıkmaz. Gidersin Unity Asset Store'dan bir şekilde Odin'i mesela çok büyük bir paket. Odin Valley Dater'ı veya işte Odin'in diğer paketini bir şekilde envanterine eklersin. O insanlar yanılmıyorsam oyun çıktığında %5-10 pay istiyor. Çok geniş bir sistem. Başın belaya girer. Üzülürsün. Tamam. Only Up diye bir oyun vardı. Asetlerin hepsi çalıntıymış. Adam oyunu sildi kaçtı gitti. Yok oldu yani. Bu legal durumlar önemli. Ve son olarak arkadaşlar Nasıl pazarlayacaksın oyunu? Nasıl videolar çekeceksin? Nasıl editlerle yaklaşacaksın? Ve pazarlanan oyun çevresi. Mesela dediğim gibi Reddit çok önemli. Twitter çok önemli. Bu insanların bulunduğu kitlelere oyununuzu yayacaksınız. Yaptıkça paylaşacaksınız. Hani baktınız dediniz ki evet ben bu oyunu bitireceğim. Ben bu çiftlik kule savunma oyununu 8 ayda 9 ayda bitireceğim. Ona göre yaparsın oyunu. Her yaptığında da update'lersin. Belki Patreon açılır. Belki Discord açılır ona özgü. Hani insanları haberdar edersin ve insanlar tabii ki bir komünitenin komün içinde olmak hoşlarına gider. Siz ona eğer içinde bulunmak istediği bir alan yaratırsanız o insan onun içinde bulunmak ister. Mesela ben bu kanalı oluşturdum. Oyun geliştirme ve kendini biraz da gelişimle alakalı güzel hoş bir alan oluşturdum. Buna ihtiyacı duyan insanlar da buraya geldi ve mesela beni destekliyorlar gibi. Oyunlar için de aynısı geçerli. Şurada ekstra ben asla kullanmadım ve asla uyamayacağım bir şey de var. Hani zaman olarak istiyorsanız böyle hani şu gün şunu yapacağım, bugün bunu yapacağım gibi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Temelde oyun dizayn tasarım dokümantasyonu bu kadar. İstiyorsanız bir videoda da daha oyun mekaniği nasıl tasarlanır ve oyun mekaniğine nasıl yaklaşmalıyız alakalı bir video çekebilirim. Veya bu dizayn dokümantasyonu işlediğim aslında şöyle düşünüyorum. Unity ve Unreal'da bundan sonra mini oyunlar yapacağım. 2 saat 3 saatlik tek video halinde. Belki bu dokümantasyon taslağını oluşturup en azından şu ilk 5 parça yani marketing falan olmaz tabi ben hani o video için yapıyorum ama en azından mesela şu core game loop falan nasıl oluşturdum nasıl yaklaştım onları anlatabileceğim bir yapı yapabilirim anlatabilirim. Fikirlerinizi açayım. Nasıl buldunuz içeriği? Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, katılıyorsa olabiliyorsanız katılıyorsa olmayı ihmal etmeyin ki böyle güzel içeriklerimizin devamı gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.